Evet, hakikaten çok üzücü bir olay oldu. Sabah 3 sıralarında bir olay, yani bankomat hırsızlığı, paramatik hırsızlığı oldu. Biz saat 4 gibi haber aldık. Çünkü bekçi çok travma geçirdi. Yani kafasına silahla etkisiz hale getirildi. Ondan sonra kapıları kırıp bankomatı dışarı çıkarıp bagaja koydular. Bu çok profesyonelce düzenlenen, yani prizren daha önce zannetmiyorum ki böyle bir olay prizrenlere geldi ya da prizren şehrine. Bu 2 dakikalık bir süreç. 2 dakika için kapıları kılıp, yani ilk önce dış kapıları, ondan sonra bekçi yetkisiz hale getirmek ve paramatiği dışarı çıkarmak, bu sadece 2 dakika sürdü. Bizim oranın güvenliğini yapan özel bir şirket var. O şirket haber almadan bu işler oluyor. Polisler de maalesef 30 dakika, 35 dakika sonra geldiler ve olayı takip etmeye başladılar. Peki soyguncularla ilgili polis tarafından herhangi bir tutuklama olayı Hiçbir bilgi almadık çünkü hala aranıyorlar. Hala biz güvenlik kameralarından videoları verdik. Ama maalesef hepsinin eldivenleri var, kar maskeleri var. Bir şey daha, yani net bir polislerden net bir bilgi alamadık. Peki zarar miktarı falan var mı? Bizim alışveriş merkezine zarar 5.000 euroluk bir zarar. İşte camlar kırıldı, kapılar kırıldı, otomatik kapılar kırıldı. Bir de zararın en büyüğü işte özel bankanın ait olan paramatik. Onun miktarını, ne kadar içinde ne kadar para olduğunu biz bilemiyoruz. O banka size en iyisi bilgiyi de bankalar verebilir. Çünkü daha önce de alışveriş merkezinizde hiç böyle bir olay vaka Hayır, olmadı. Bizim 10 yıldır hani alışveriş merkezlerimiz var. Hiç böyle bir üzücü olay yaşamadık. İnşallah Allah bir daha yaşatmaz. Umarım işte polisler de bu tür olaylara biraz daha çok güvenliği artırırlar. Biraz daha hızlı mücadele verirler ki Prizren yine eski Prizren gibi, sakin Prizren gibi duruma gelir.